Efendim Kanal T izleyicileri, herkese merhabalar diyoruz. İyi akşamlar. Bugün sizlere şöyle doktorunuz İbrahim Gökçek değerli bilgilerini verecek. İbrahim Gökçek konuğumuz, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Herbalist bitki uzmanı. Evet, bitki uzmanımız. Son derece faydalı bilgiler alacağız sizlerden. Birçok aslında doğadan alabileceğiniz bitkiler var. Ve şimdi baktığımız zaman geçmişte ve günümüzde aslında alternatif tedavi yöntemleri de var bunlarla ilgili. Ama birçok sıkıntı var. İlk olarak ben hemen aklıma ilk gelen horlamadan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çünkü birçok insanın sıkıntısı. Gece çok rahat uyku olanağı sağlayamıyor. Ki bunun birçok problemleri var aslında, değil mi? Evet, kişi uyuyamıyorsa. Şimdi sinüzit, orta kulak iltihaplanması, faranjit, bu organlardan yani bu rahatsızlardan herhangi biri sinüslerden boğaza açılan kanalda geniz eti var hemen orada. Geniz eti bakteri, virüs ve mantarlara karşı özel bir salgı salgılar. Çok çok önemli. Şimdi kişi almış olduğu havayı burun boşluğunda, sinüslerde tüysü hücreler var. Tüy şeklinde. Ve tüyler de var, kıllar da var. Bunlar havayı filtre eder. İçerisinde, havanın içerisindeki bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Sinüs mukozasındaki mukoz, bu sümük, bakteri, virüs ve mantarlar yok edici özelliğe sahip. Artı havayı ısıtır. Direkt hava akciğerler olduğu gibi soğuk olarak inse veya sıcak olarak inse ne olur? Akciğerler buna ayak uyduramadığından ne olur? Üşütür. Hemen kişi bronşit olur, astım olur, zatürre olur vesaire. Çok kolay hastalanır. Bu nedenle burundan nefes almak çok çok önemli. Havayı filtre ediyor, ısısını ayarlıyor, dengeliyor. Artı havanın içerisindeki bütün mikropları öldürüyor. Fakat diyelim ki sinüziti varsa veya faranjiti veya orta kulak iltihaplanması gibi rahatsızlar varsa geniz etinde problem başlar. Geniz eti yavaş yavaş büyür. Ki kış aylarında çok daha dikkat etmek lazım. Geniz eti büyüdüğü zaman ne olur? Nefes alıp vermekte zorlanır kişi burun yoluyla. Bu sefer ne olur? Ağzı açık yapmak zorunda kalır. Hocam, ağzı açık. Geniz etinde şöyle bir şey var. Bildiğim kadarıyla geniz eti büyüyor, şişiyor ve bunun havası alınıyor. Onu bir yakma metodu var. Daha sonra alamadığı takdirde sanırım kıkırdan sonra et ve kemiğe dönüşüyor. Doğru mudur? Yok ya, la la la. Ben yanlış bir bilgiden şimdi aldım. Alınırsa tabii ki çok önemli, bağışıklık sisteminin çok önemli bir elementi. Bu da bir bezedir. Çok önemli fonksiyonları var. Tedavisi mümkün. Öyle hemen ameliyat, hemen kes, al. Olmaz. Doktorlar geniz direkt eti. Bunu öneriyorlar. Hayır, yani onu yakalım, o şişliğini alalım. Daha sonra kıkırdağa dönüşür. Hayır, hayır, antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışılır. Antibiyotik kullandıkça da bu sefer bağırsaklara mantar yerleşir. Bağırsaklara mantar yerleşirse bakteri, virüs ve mantarlar çoğalır. Bu da birçok hastalığı tetikler. O iyi değil. Şimdi horluyorsa kişi tabii ki bunun yanında bademcikler şişerse horlar kişi. Artı bu boğazdaki kişi ağzını açtığı zaman gördüğümüz hemen dilin kökünde iki tane bademcin haricinde bir de gözükmeyen iki tane bademcik gibi beze daha var. Adenozit denir. Evet. Bu bezeler gözükmez. Gözle yani ağzımızı açtığımız zaman göremeyiz. Boğazın arkasında. Bunlarda iltihaplanma olursa bu da şişerse boğazdaki bezeler, nef bezeler şiştiği zaman nefes almakta zorlanır. Kişi horlamaya başlar. Evet, bunun tedavisi mümkün. Bir de uyku rahatsızlıkları var. Evet, uyku ve horlama zaten büyük bir problem. Birbiriyle ilgili. Şimdi ben bugün hiç uyuyamadım. Neden, niçin uyuyamadım? Çünkü hanımefendi horladığı için alerjisi var. Bir de horlaması var. Öksürüyor, tıksırıyor, bir de horluyor. Oh maşallah. Hiç uyuyamadım. O çok büyük bir sıkıntı değil saat mi? Saat 2'de kalktım, televizyon seyrettim. Baktım uyuyamıyorum. Şimdi kendi uykusunu kaçırıyor. Uykuyu rahatsızlarını tetikleyen birçok faktör var. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi
rahatsızlıkların, uyku rahatsızlığının 90 çeşit uyku rahatsızları var. Neden oluşuyor hocam? Neden oluşuyor? Yani iç etkenler, dış etkenler, çevre gürültüsü, eşiniz, partneriniz mesela alerjisi varsa, hastaysa, horluyorsa... Size de yansıyor. Ne olur? Uyuyamıyorsunuz. Bir iki uyuma, uykuyu dalmaya çalışıyorsa uyutmuyor. Artık sinirleniyorsun, geriliyorsun. Gidip yatak odasında veya başka bir odada veya oturma odasında veya misafir odasında bir yerde yatmaya çalışıyorsun. Artık uykunuz kaçtığı için uyuyamıyorsun. Bir de şehir magandaları var. Saat gece 1'de 2'de motosikleti egzozunu çıkartıyor, veriyor gaza. Gazı. Bütün gücüyle ana caddelerde, özellikle İstanbul'un bu ana caddelerinde motosiklet sürüyorlar gece yarısı. Evet, sonra grup kasıtlı, maksatlı yani art niyetli. Kötü niyetli. Yani birçok rol oynuyor. Şimdi bu uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıklar basitse, yeni başlamışsa, ağır bir problem teşkil etmiyorsa çok kolay. Sarı kantaron, çarkı felek, oğulotu, yani melisa da denir, oğulotuna, ıhlamur, nane. Bu 5 bitki. Eşit oranda karıştırıyoruz. Mesela 50'şer gram bir kavanoza koyuyoruz. Öğütülmüş olursa daha iyi. Akşamları demleyip bundan içtiğimizde ne olur? Rahat rahat uyuruz. Kuzu gibi hiçbir problem olmaz. Şöyle 3-5 dakika hani onun bir de demlenme süresi çay olur. Çay gibi. Problem yok. Çay gibi demliyorsun. Yani vatandaşın kafasını karıştırmaya gerek yok. Bir daha sayalım mı? Şöyle demle, böyle demle, öyle demle değil. Normal demlesin. İşte nanemiz gibi. Var sonrasında. Sarı kantaron. Çarkı felek, evet. Oğulotu, nane, ıhlamur. Yani bunun içerisine papatya girebilir, olabilir. Papatya lavanta daha çiçeği, bir rahatlatıyor değil mi? Lavanta tabii, lavanta katılabilir. Mesela, yani kişi keyfine göre, isteğine göre, arzusuna göre bu çay harmanını değiştirirse rahat, relax, rahat uyur. Akşamları çay içerse kişi o gece uyuyamaz. Bazı insanlar siyah çay içtiğinde, bazıları kahve içtiğinde uyuyamaz. Bazıları alkol içer. Alkol daha tabii zaten o daha ağır bir problem. Yani yatmadan önce kişinin ya yoğurt yemesi gerekir veya şöyle uyku çayı. Güzel uyutucu, rahatlatıcı, relax çay. Peki hocam siyah çayı çok öneriyor musunuz? Hani gün içerisinde aslında çok içiyoruz. Kahvaltıda, öğlen, akşam, gece derken o çok fazla uyku siyah çay yapabiliyor değil mi? Dünyada Türkiye hariç dünyada siyah çay 2 dakika demlenir. Biz çok kaynatıyoruz. Siyah çayın birleşiminde 1 eterik yağlar, 2 flavonoidler, 3 taninler, birçok etken madde var. Demlediğinizde çayı 1. 2. dakikada eterik yağlar demek içer faydalı. 2. 3. dakikada taninler, pardon, flavonoidler demek içer faydalı. Kat damar için. 3 dakikadan fazla demlenen çay tanin içerir. Tanin bağırsakları yağlı boyayla boyamışsınız gibi bağırsakları boyar, kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Bu nedenle siyah çay, Türk tarzı demlemek tehlikeli. Doğru. Çinliler veya Japonlar gibi 2 dakika demleyeceksin. Ama şimdi baktığımız zaman bizim bir semaver kültürümüz var. Yanlış. Çok. He, yanlış. Ya onu boş ver, çayla mı? Yani bu da uykusuzluk da yapıyor aslında. Tabii, ne yapıyoruz? Tabii. Uykumuzu alabilmek için yoğurt tüketiyoruz. Yatmadan gece. Önce yoğurt veya uyku çayı. Gökçek uyku çayı. Tamam, gökçek uyku çayı. Naneydi, içerisinde kantaron otu vardı. Nane, sarı kantaron, oğul otu, çarkı felek, ıhlamur. Ihlamur, süper. İsteyen ihlamur, papatya veya da lavanta da katabilir. Evet, problem güzel. Yok. Uykusuzluk problemi dedik, horlama dedik. Bir de kış aylarındayız malum. Nezle, grip, enfeksiyonel rahatsızlıklar olabiliyor ki kişilerde çok fazla sayıda bronşit de söz konusu olabiliyor. Evet, bronşit. Bronşit için ne yapacağız hocam? Evet, kış aylarıyla birlikte çok yavaş yavaş vatandaşlar hazırlanması lazım. Özellikle çocukları, küçük çocukları olanlar çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmeleri gerekir. Şimdi akciğeri ters çevrilmiş ağaca benzetelim. Böyle ana bronşlar ve yan hava yollarına da bronşiyeller denir. Bronşlar, bronşiyeller. Bronşlar ve bronşiyellerin İçerisinde çok yoğun tüysüz hücreler var. Tüysüz hücreler de her yerde var. Nerede var? İç kulağın içerisinde salyangozun içinde var. Hı-hı. Sinüslerde var. Evet. Akciğerde var.
vesaire. Yani bu tüysüz sütlerin çok büyük fonksiyonları var. Şimdi kişi mesela öksürecek veya tıksıracak, balgamı var atacak. Tükürmek istediğinde balgam bronşlardaki bu tüysüzlere yapışır. İkinci defa öksürdüğünde balgamı atar. Problem olmaz. Evet. Eğer ki bu tüysüz yerler deform olmuşsa, iltihaplanmışsa, görevini göremiyorsa ne olur? Kişi balgamı atmak ister, atamaz, atmak ister, atamaz, gerilir. Ya bunalıma girer yani. Nefes alamaz. Nefes almakta zorlanır, nefes vermekte zorlanır. Çok ağır astım nöbetleri devreye girer. Çok çok tehlikeli olur. Bu nedenle bronş ve bronşiyallerdeki tüysüz yüzeler çok çok önemli. Evet. Bir de böyle bu tür göğüse hani sıcak havlu tatbik edilir. O rahatlatıcı olabilir mi? Hani bronşların açılmasında. Sıcak iyi değil. Sıcak her zaman iltihapları azdırır. Evet. Çünkü geleneksel olarak yapılıyor. Bunu da iletelim. Şimdi bu gördüğünüz Afrika ıtırı. Itırın 1050 tür ıtır var. Afrika ıtırı Pelargonium reniforme, Pelargonium zidoides denen iki türü Afrika'da yetişen bronşit, faranjit, sinüzit, horlama, orta kulak iltihaplanmasına karşı dünyada en etkili bitki. Bundan 150-200 yıl önce Güney Afrika'da elmas ve altın madenleri keşfedilince dünyanın her tarafında insanlar zengin olmak için altın, elmas bulmak için Afrika'ya hücum ettiler, gittiler. Ne oldu? İnsanlarda verem, zatüre, veba, birçok hastalık ortaya çıktı. Afrika yerlileri, Zulu kabilesi hastalanan bütün insanları Afrika ıtırıyla tedavi ettiler. Orada hastalanan bizzat, burada oraya gidip de orada zengin olmak için oraya giden bizzat zatüre oluyor. Öldü, ölecek diyorlar. Afrika'da bunu tedavi edince diyor ki ben nasıl hayata döndüm. İşte diyorlar bu bitkinin köküyle. Sadece Afrika'da mı yetişiyor peki? Afrika'da yetişiyor da siz burada yetiştirebilirsiniz. Ben balkonda yetiştirdim. Yetişebilir. Ben Almanya'dan getirdim, yetiştirdim bir ara. Fotoğrafını çektim. Doğaltedavi.net'te fotoğrafları var. Yükledim. 15-20 tane fotoğrafını çektim. Kendim gittim. Bu bitkinin fotoğrafını çekebilmek için Almanya'nın Dresden şehrine uçtum. Uçakla gittim. Bitki olsa önemli değil mi? Her yerde yetişmez bu bitki. Antalya'da yetiştirilmez. Sadece Antalya değil, Akdeniz iklimi. Hı hı. Bu Akdeniz iklimiyle Güney Afrika iklimi aynı iklimdir. Güney Afrika iklimiyle Akdeniz iklimi aynı. Bu nedenle Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde Afrika ıtırı yetişebilir. Zencefil, zerdeçal yetiştirilebilir. Nasıl ki muz yetişiyorsa yetişir. Hocam aslında böyle faydalı bir bitkiye de yatırım yapmak lazım. Ben mesela bir dostuma yardımcı oldum. Şimdi Türkiye'de ilk organik zencefil yetiştiriyor. Ne kadar güzel. Şimdi bugüne kadar zencefil Antalya'da yetiştiriyor. Zencefil bugüne kadar Çin, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos, Endonezya, Malezya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerden geliyordu. Binlerce ton, milyarlarca para dışarı gidiyordu. Şimdi yavaş yavaş ülkemizde yetiştiriliyor. Afrika ıtırında yetiştirmek mümkün. Zerdeçal'da yetiştirmek mümkün. Böylece paralar dışarı gitmez. Değil mi? Dışa bağımlı olmamak. Fakirleşmeyiz. Yani kendi ülkemizde yetiştirmek lazım. Ki böyle imkanlar var. Yani bronşit bunun 1937 yılında penisilinin piyasaya çıkmasıyla birlikte Afrika ıtırı unutuldu. Fakat penisilin geçen zaman içerisinde alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları hatta ölümlere sebep oldu. Ortaya çıkınca ne oldu? Bağırsakları bozdu. Alerji ve cilt hastalıklarını tetikledi. Penisilin çok tehlikeli olduğu anlaşılınca ne oldu? Avrupa'da insanlar tekrar ıtıra döndü. 50 bin kişi üzerinde denendi. 50 bin kişi. Bronşit, faranjit, sinüzit, horlama gibi rahatsızlara karşı, orta kulak iltihaplanmış gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitkidir. Yüzlerce klinik araştırması var. Hangi ülkede, nerede, ne zaman? Şimdi kesin çözüm kelimesini kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Şimdi kullanmıyor. Kesin çözüm değil. Şimdi hiçbir şey kesin çözüm, garanti yok. İnsan için garanti olmaz. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon için garanti olur. Alet değiliz. Alet değiliz. Olur.
kesin çözüm olması. Kesin çözüm kelimesi Türklerde kullanılır. Almanya'da kesin çözüm garanti dersen şarlatan derler. Olmaz. İnsan için kesin çözüm garanti diye bir şey kullanılmaz. Yanlış. Allah bilir. Belki başka bir derdi var. Yapılan araştırmalara göre ITR'la ilgili 50 bin kişi üzerinde denenmiş ve oldukça fazla bir sayı aslında baktığımızda. %95'e varan oranda başarı elde edilmiş. %95 ne demek? Mükemmel. Ha bazıları tedavi süreci kronik ağır olduğu için biraz uzun sürmesi gerekiyor. Adam sabredemiyor, bırakıyor bazıları. Bu nedenle %95'e düşüyor oran. Mükemmeldir yani dünyada en iyi. Şimdi Afrika ITR'ın haricinde kekik, çuka çiçeği, çuka kökü, mürver gibi bitkilerle biz çok özel bir formülasyon geliştirdik. Evet. Evet, güzel. Peki bir de şey var. Hani kurdeşen dökeriz ya, zaman zaman sıkıntılardan da olabiliyor. Kurdeşenden de biraz bahsedersek eğer. Şimdi evet, Türkiye'de herkes diyor ki kurdeşenin sebebi stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim, depresif rahatsızlıklar, psikolojik vesaire vesaire. Tedavi edilemeyen her hastalığı stresten kaynaklanıyor deniyorlar. Sedef, ekzema, akne. Sedef, ekzema, akne, liken, liken, planus, behçet, odur budur. Hastalıkların %90'ını stresten kaynaklanıyor deniyor günümüzde. 50 yıl önce stres kelimesi yoktu. Stres kelimesi yeni çıktı. 50 yıl önce ne deniyordu? Bilemiyoruz diyorlardı. Yani gurur, kibir yoktu 50 yıl önce insanlarımızda. Doktor diyor ki bilemiyorum, ben başka yere gittim. Şimdi demiyor. Ona bir şey bulacak. Strestir diyor. Şunu şunu yaz, bunu bunu yaz. Yok öyle bir şey. Kurdeşeni tetikleyen stres bir faktördür. Fakat esas faktör nedir? İki sebebi vardır kurdeşenin. Bir, midede Helicobacter pylori isimli bakteri varsa bu bakteri gastrit, ülser, reflü ve hatta mide kanserine sebep olur. Helicobacter pylori, akıllı bakteri. Evet. Kendini mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi köpük üretir. Mide mukozasının altına girer, faaliyetine başlar. Tehlikeli bir bakteri. Bu bakteri histamin üretir, kurdeşeni tetikler. İki, %80 ise bağırsaktaki mantardan kaynaklanır. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, tansiyon, diyabet vesaire ilacı kullanıyorsa bu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok eder, zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Evet. Bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde ne yapıyor? Bağırsaklar yakıyor. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor. Yağ tabakası oluşursa ne olur? İnce bağırsak normal olarak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de diamino oksidaz, DAO. Bunlar da bu enzim azaldığı zaman histamin yükselir. Histamin yükselirse polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi hastalıklar ortaya çıkar. Evet. Çünkü peki, histamin sürekli yükseliyor. Hocam, bir mantarı yok ettiğiniz zaman burada çok önemli bir noktayı kaçırmamak gerekir. Problemi kaynağı nedir? Neden histamin yükseliyor? Mantardan. Mantarı yok edersiniz, bakteri yok edersiniz. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıklarını yok ederiz. Aksaktır da al bu kremi, al şu şeyi, hapı vesaire vesaire, kır, yani bir, kör bir döngü, dönerdir. Peki, şöyle kısa olarak hemoroid ve alerjiden de biraz bahsetsek, bilgilendirsek. Hemoroid? Evet, o da büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. Şimdi, vatandaşın birisi gelmiş bana diyor ki, baldırma bacaklarında variz. Kaç yaşındasın ki variz var dedim. 30 yaşında. O zaman sende hemoroid de var dedim. Diyor ki ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Damarlarda zafiyet var. Toplar damarlarda. Yani variz varsa, venöz yetmezlik varsa hemoroid olur. Hı hı. Kalp damarlarında da problem. Kalp damarlarında kişinin yağlanma, daralma, sertleşme varsa onda %70 hemoroid de olur. İnsanların %70'inde hemoroid var zaten. Ama çoğu utanıyor, söylemiyor vesaire. Şimdi Almanya'da Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Wiesenthal yapmış oldukları araştırmalarda çoban çantası otunun evet. Burada faydalı. Evet, çoban çantası otunun birleşiminde bir polipeptit var. Bu polipeptit çok iç kanamaları önlüyor. Hemoroidden dolayı olsun veya
kalın bağırsak kanaması veya bayanlarda yoğun adet görme nedeniyle kanama, hatta burun kanamasına dahi etkili. Bu damar çatlamasından gelişiyor değil mi? Şimdi damarların iç yüzeyinde yavaş yavaş bu incelmeler oluyor. Hı hı. Yani yanlış beslenmeden olabilir. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme, plaklar oluşuyor. Evet. Kan pompalıyor, pompalıyor ama bu kanı nereye gidecek? Tıkandığı için, damarla böyle büzüldüğü için. Evet hocam. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz. Gökçek'le Sağlıklı Yaşam reklamlardan sonra buradayız. Devam ediyor. Evet. Uyku rahatsızlarına karşı uyuyamama, sık sık uyanma, uykuya dalamama gibi rahatsızlarda biz çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde çarkıfelek otu ve çiçeğinin ekstraktı, oğul otu ekstraktı, ıhlamur ekstraktı, lavanta ekstraktı gibi uyuyamama, uykuya dalamama gibi rahatsızları olan insanlar için mükemmel bir ürün. Bununla ilgili mesela Almanya'da Prosedur Bayer ve ekibi 1377 hastayı ne yapmışlar? Tedavi etmişler. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Şimdi Pasiflora ile Prosedur Bayer 1377 hastayı tedavi etmiş. Prosedur Beke ve ekibi aynı şekilde uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmişlerdir. Pasiflora ile uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlar tedavi edilebilir. Bu klinik araştırmalarla belgelenmiş. Pasiflora Türkiye'nin hemen hemen her tarafında yetiştirilebilir. Problem değil, yetiştirilmesinde, yetişmesinde. Çok güzel narin çiçekler açar. Evet. Kişi uyuyamıyorsa, uykuya dalamıyorsa, sinirse, gerginse, problemliyse, ailede bir problem varsa vesaire vesaire. Herhangi bir neden, neden ne olursa olsun Pasiflora kullandığı zaman gayet güzel uyur. Şimdi kimyasal ilaç ise tehlikelidir. Yani uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi uyku rahatsızları olanların kimyasal hap kullanırsa beyindeki hormon anormallikleri nedeniyle kişi Allah korusun ileride cinsel performansı düşer, hayat kalitesi düşer, birçok hastalık yaşar. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Evet. Itır, biraz önce ıtırın burada resmini, çiçeğini gösterdik. Burada da ıtırın çok güzel bir formül elde ettik ıtır. Itır 1050 çeşit ıtırın sadece ikisi şifalı demiştik. Pelargonium gidiodes, Pelargonium reniforme. Afrika'da yetişen bu bitki Türkiye'de yetiştirmek mümkün. Bunun kökünün ekstraktı, kekik ekstraktı, çuha ekstraktı, mürver ekstraktı gibi 19 bitkinin ekstraktından oluşan ıtır forte. Geliştirdik ıtır forte. Bronşit, faranjit, sinüzit, efendim horlama ve orta kulak iltihaplanmasına karşı etkili. Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde ıtırın kökünden elde edilen tentür, şurup, damla, drajelerle küçük çocuklar tedavi edilmiştir. 0-6 yaş grubu ve 6-12 yaş grubu 50 bin kişi üzerinde denenmiştir. Bu benim yazmış olduğum kitapta ve buradaki dergide bununla ilgili çok ayrıntılı bilgiler mevcut. İsteyen doğaltedavi.net'ten daha geniş bilgiye ulaşabilir. Evet. Itır yukarı nefes yolları ile ilgili etkiliyken kekik forte ise biraz farklı. Kekik alt nefes yolları yani bronşit, astım, zatüre gibi akciğer rahatsızlarına karşı etkili. Kekiğin ise Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Bunlardan bahçe kekiği, Tumus vulgaris, bunun ekstresi,
A2 atarı ekstrası, çuka kökü ekstrakti gibi 19 bitkinin ekstresinden oluşan bir formül geliştirdik ve ürettik. Sadece Almanya'da 7778 akut bronşiti olan hasta kekikle tedavi edilmiştir. Burada dergide de zaten çok ayrıntılı bilgi var. Kitapta da ayrıntılı bilgi var. İsteyenler, daha geniş bilgiye sahip olmak isteyenler doğaltedavi.net'e girerek kekik hakkında daha bilgini sahibi olabilirler. Evet. Kurdeşen rahatsızlığının birçok sebebi var. Mideden kaynaklanıyorsa midedeki bakteriyi yok etmek için, yani halikobakteri yok edeceksiniz. Halikobakter pylori. Eğer ki kişinin kurdeşen sebebi midedeki bakteri ise tonik kullanmak gerekir. Şayet kurdeşenin sebebi bağırsaklarda mantardan kaynaklanıyorsa aloe vera kullanmak gerekir. Tabii her halükarda her türlü besin alerjisine karşı ise ladengülü kullanmak gerekir. Ladengülü ile ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günte Wiese 95 çocuk atopik ekzeması, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı böyle yaraları olan çocukları tedavi etmişler. Etkisi ispat edilmiş, klinik araştırması yapılmış, belgelenmiştir. Benim yazmış olduğum kitapta bununla ilgili geniş bilgi var. İsteyen doğaltedavi.net sitesinde görebilir. Bizim yapmış olduğumuz farklı bir şey. Sadece ladengülü değil. Mesela Hamemelis virginiana, cadı fındığı dediğimiz bitkinin yaprak ve dalının ekstraktı aynı zamanda içerir. Hamemelis virginiana içerir. Sinirlot, efendim, papatya, nane. 19 çeşit bitki ekstresinden oluşur. Ladengülü forte. Her türlü alerjiye karşı mükemmel bir etkiye sahip. Birçok kişi hamdolsun bugüne kadar kullandı. Her türlü alerjiden kurtuldular. Doğaltedavi.net'te 32 bine yakın memnuniyet yazısı var alıp kullananlardan. Şimdi bir de spirulina var. Spirulina ne işe yarar? Spirulina, şimdi insanlar bundan 50 yıl önce zebze meyve yediği zaman zebzede, meyvede her türlü vitamin, mineral, enzim vardı ve insanlar vitamin, mineral, enzim ihtiyacını yemiş olduğu besinlerden karşılıyordu. Şimdi mesela muz yiyor, muzda vitamin, mineral, enzim yok. %80'e varan oranda C vitamini azalmış, E vitamini azalmış. Neden? Sadece muzda değil, elmada, armutta vesaire. Bununla ilgili Alman Sağlık Bakanlığı araştırma yapmış. Bu nedenle insanlar yiyor, içiyor fakat halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, perişan. E ne yapacak? Multivitamin hapı mı alalım? Multivitamin hapları da zararlı olduğu, çünkü sentetik, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda belgelendi. Yani hazır eczaneden alınan multivitamin hapları, vitaminler, mesela Finlandiya'da E vitamini ile ilgili araştırma yapıldı. İyi huylu prostatı büyümesi olanlara E vitamini verildi. Adamlar prostat kanseri oldu. 5000 kişi. 5000 kişi deney yapmak için kanser yaptılar. Şimdi yemiş olduğumuz besinlerden vitamin, mineral, enzim alamıyoruz. O halde ne yapacağız? İşte bu durumlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için kişiyi her türlü hastalığa karşı direncini artırmak için spirulina kullanmak gerekir. Spirulina'nın kansere karşı daha etkili olduğu birçok araştırmada isteyen Google'a girip görebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. 2000 çeşit enzim içerir, 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 içerir. Amino asitler, esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler içerir. Evet. Gayet güzel, faydalı bilgilerle 6 farklı çeşit rahatsızlık ve bunların tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdik. Ürünlerimizi tanıdık. Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim. Peki efendim, Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programı bu akşamlık bu kadar. Sizlerle buluştuk. Yarın akşam tekrar karşınızda olmak üzere. Şimdi hoşça kalın.